Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir oyun incelememizde daha beraberiz. Bu seferki oyunumuzun adı Black Mirror. Oyunumuz bir macera oyunu. Aslında üçüncü şahıs kamera açısına sahip point click tarzında bir oyun. İlk oyunu ben 2003-2004 yılları arasında oynamıştım, Black Mirror 1. Aslında bu da Black Mirror adında çıktı ama 4 diye geçiyor. Konular arasında bağlantı her zaman olmuştur oyunların. Bakalım bu oyunun da diğer oyunlar arasındaki konularla herhangi bir bağlantısı var mı? Bunu oynayarak göreceğiz. Ama tabii ki bu bir kısa inceleme. Oyunumuzun genel olarak böyle bir inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden kaldığımız yerden oyunumuza başlayalım. Ben oyunun baş tarafını oynadım. Orayı tekrar oynamayacağım ama fakat hem oyunun başını hem de konusunu size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Black Mirror serilerinde arkadaşlar bir lanet var. Yani peşimizi bırakmayan bir lanet var. Bu bir kesin yani. Bu son oyunda da zaten şu anda ekranda gördüğümüz karakterin babasını oynuyoruz oyun başında. Birilerinden ve bir şeyden kaçıyoruz. Bir bilinmeyen güçten kaçıyoruz. Kendimizi bir ayin yaptığımız mekanda buluyoruz. Orada Latince bir kelimeler söyleyip en sonunda da kendimizi aleve veriyoruz ve yakıyoruz. Gerçekten böyle trajik bir son. Bu trajik sonun üstüne de şu an ekranda gördüğümüz şahıs, o intihar eden karakterin oğlu. Bu haberi alınca miras işlerini halletmek ve işte herhalde olayı çözmek adına mı bilmiyorum, babasının evine geliyor. Evde ne ev yani, böyle şato gibi ev, malikane. İlk geceyi orada geçiriyoruz. Tabii bir araştırmalar yapıyoruz evden çıkmak için. Çeşitli görüşmeler, evde anormal işler var, hizmetçi var. Bir şeyler biliyor ama korkuyor, tam anlatmıyor. İşte evin yaşlısı var, en yaşlısı. O bir şeyler saklıyor belli. Tabii ki bunları zaman içerisinde çözeceğiz. Şurada da evin bahçe işleriyle ve tadilat işleriyle ilgilenen şahıs var. Gözleri kör ama her işi yapıyor maşallah. Böyle enteresan bir oyun ama güzel bir oyun. Konusu en azından güzel. Öncelikle şöyle grafikleri bir bakalım arkadaşlar. Vallahi benim söyleyeceğim şey şu. 2003 yılındaki oyunun grafikleri de çok güzeldi. İnanın aradan kaç sene geçti? 13 seneye yakın geçmiş. 14 seneye yakın geçmiş. Yani bu grafikler yetersiz. Gerçekten yetersiz arkadaşlar. Böyle güzel bir konuya, böyle bir seriye daha iyi grafikler olmalıydı diye düşünüyorum. Karakterimizin koşması fena değil. Fakat şu anda şöyle bir yürüteyim onu. Evet, şu yürümesi de cyborg gibi. Yani takılacak bir nokta değil belki ama ben taktım. Evin içerisinde koşamıyor. Şöyle yürüyor adam. Cyborg gibi yürüyor ya. Gerçekten öyle. Sahneler arasında anlamsız bekleyişler var. Şuradan hemen yukarı geçeyim. Bir örnek göstereyim size. Böyle gördüğünüz gibi biraz bekletiyor. Evin içerisinde daha fena. Böyle odadan çıkarken koridora bu şekilde bekliyoruz. İşte yan odaya geçerken bu şekilde bekliyoruz. Oradaki geçişler daha sık olduğu için sizi sıkabilir. Ben de bir anlam veremedim zaten bu bekleyişlerin mantığı nedir diye. Herhalde bir optimizasyon sıkıntısı var. Grafiklerde de var. Hafif bir kasmalar hissediyorum. Yani eksiklikler bu yönde oyunda mevcut. Herhalde update'lerle düzeltirler diye umut ediyoruz. Tabii ki oyunun geçtiği tarih eski bir tarih. Mum ışığında geceleri dolaşıyoruz. Gündüzleri ise gördüğünüz gibi kasvetli bir hava mevcut. Oyunun gotik bir yapısı var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakalım bu bahsettiğim lanet bu oyunda da üzerimizde devam mı ediyor? Babadan oğula mı geçiyor? Nasıl oluyor? Konunun içerisi nereye varacak? İçeriği nedir? Bunu zamanla çözeceğiz. Tabii ki Türkçe altyazı ve Türkçe içerik olsa çok güzel olurdu. Fakat şu an için mevcut değil. Bazı oyun Türkçeleştirme grupları Türkçeleştirme işi yapıyorlar ama Black Mirror'a el atarlar mı? Orasını bilemiyorum. Şu yukarıda aile mezarlığı var tepenin üstünde. Orada bir kilise var, kilitli. Mezarlıkta bir mezar taşı var. Onun üstündeki otları temizleyip kiliseye gireceğiz. Onun için de bu
şahıstan bir demir keskisi almak gerekiyor. Onun için burada ufak bir diyaloğa gireceğim. You wouldn't have to have a chapel key, would you? Set a foot in there. Evet, buraları hızlıca geçeyim isterseniz, zaman kaybetmeyelim. Bilgiler alıyoruz tepedeki mezarlık ve kilise hakkında. Herhalde mezarlığı temizlemek için kendisinden bu kesici aleti istiyoruz. They are my family. They deserve to be remembered. Herhalde şimdi alacak. Fair enough. Evet, aleti aldık. Şimdi arkadaşlar, oyun böyle sürüp gidiyor. Ben adventure, yani macera oyun severlere mutlaka Black Mirror arşivlerine katmalarını öneririm. Tabii ki eksikleri var, eleştirdim. Grafikleri beğenmediğimi söyledim ama akıcı ve heyecanlı bir konusu var. Ufak tefek optimizasyon sıkıntıları mevcut. Umarım bunu da zamanla çözerler. Madem buraya gelmişken şu mezarlığa da uğrayalım. Bazı heyecanlı sahneler var, gerilimli sahneler var. Ve gizemli şekilde konu ilerliyor. Bu da güzel. Beni çeken yanı da bu oldu. İlk oyunu çok severek oynamıştım. İkinci ve üçüncü oynamadım. Ama bunu bu gidişle oynayacağıma inanıyorum. Çünkü dediğim gibi konusu gerçekten hoşuma gitti. Evet, sonunda buradan ufak bir bilgiye ulaşıyoruz. Başka bir kale modeli diyor. Herhalde öyle anladım. Evet, buradan da bir model aldık. Herhalde şimdi de kapıdaki zinciri kesip içeri gireceğiz. Ben burada incelememi sonlandırıyorum sevgili arkadaşlar. Aslında bu tarz oyunlara tam çözüm yapmak isterim. O da zaman ve fırsat doğrultusunda olacaktır. Talepleriniz çok olursa belki düşünebiliriz bunu da yapmayı. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Bir dahaki oyun incelememize kadar görüşmek üzere. Herkese bol oyunlu günler, eğlenceli dakikalar diliyorum. Hoşça kalın. The founding stone of the original castle that Marcus and Mordred jointly laid in 1206. It's made of a single piece of some strange stone, charged with a peculiar kind of energy, as William would say. The atmosphere of centuries long gone can be felt around it. This place hasn't changed at all, as though I were only away for a few days. Welcome.